2-3. Herkese merhabalar millet. Bugünkü videomuzda Combo APK installer programını inceleyeceğiz. Uygulamanın adı bu. Combo APK installer. Sayfa 3-3. APK Combo installer. Uygulama bir paket yükleyici. Şunu diyebilirsiniz, hani zaten telefonda paket yükleyici var. Bunu ne yapacağız? Bunu niye yükleyelim? Diyecek olursanız şayet. Bunun telefonumuzda yerleşik gelen paket yükleyiciye göre birçok artı yönü mevcut. Nedir onlar? İşte bazı APK dosyaları sorunsuz olmasına rağmen Android Manifest XML ya da Classes Dex dosyalarında oluşan çok küçük sorunlar nedeniyle paketi açmaya çalıştığımızda uygulama yüklenmedi hatası alabiliyoruz. Yani paket açılsa bile uygulama yüklenmiyor. Ya da tam aksine her şeyin başlangıcında uygulamaya tıkladığımızda paketin ayrıştırmasında bir hata oluştu deyip yüklemeyi kapatıyor telefonumuzda gelen normal paket yükleyicisi. Ama bu hem o hatalı uygulamaların telefona kurulmasını sağlar, hem telefonda kurulu olan uygulamaların APK'sini çıkarmaya yarar, buna izin verir. Yani bu uygulamada Xpot diye bir menü var. O menüye girdiğimizde buradan çıkarmak istediğimiz APK dosyalarının APK'sini çıkarmak istediğimiz uygulamaların üzerine gelip Xpot tuşuna basarak çıkarabiliyoruz. Bunun tek kötü tarafı, ya bu da kötü bir taraf mıdır, dezavantaj mıdır bilmiyorum ama telefonun kendi sistem uygulamalarının APK'sini çıkarmıyor. Yani telefondaki sistem uygulamaları burada ya hiç görünmüyor ya da görünse bile APK'sini çıkarmıyor. Bu bir çeşit dezavantaj mıdır nedir ben pek bilmiyorum. Kaldı ki zaten benim sistem uygulamalarının APK'sini çıkarmak gibi bir zorun da yok. O yüzden ben fazla ilgilenmiyorum o konuyla ama bilmiyorum sizler için bu bir avantaj mı dezavantaj mı nedir. Ona siz karar verirsiniz. Sistem uygulamalarının APK'sini çıkarmıyor. Ama yüklenemeyen APK dosyalarını yükler. APK yüklenmiş uygulamaların APK dosyalarını çıkartır. Aynı anda birden fazla APK dosyası yüklemeye izin verir. Bunun gibi faydalı fonksiyonları olan bir uygulamadan bahsediyoruz. Ben işin teorik kısmıyla sizi sıkmamak adına hemen programımı açıyorum. APK Combo Installer. APK Combo Installer is Ableto Install Suite APK. Op, Zapk, ZP, Apkm. Evet, bize bilgi veriyor. Yani hangi tür dosyaları telefona kurabileceğimizi, yani bu normal paket yükleyicinin yapmadığı şekilde bu uygulamayla hangi tür dosyaları telefona kurabiliyoruz ondan bahsediyor. Hemen şöyle bir bakalım. Help to share. Help dediği yardım, yani uygulama hakkında yardım alabiliyorsunuz ama bu yardım sadece İngilizce oluyor tabi. Uygulamanın tek kötü yanı bence. Tabii diğer saydığım şeyi ben dezavantaj olarak görmediğim için bana göre uygulamanın tek kötü yanı içeriğinin tamamen İngilizce olması. Bunun dışında
Kötü bir tarafı yok. Gayet güzel bir uygulama. Geçelim. Help dediği uygulama hakkında yardım almanızı sağlar. Burada uygulamanın adını ve versiyon bilgisini söylüyor. Select Team diyor. Bu da sanırım uygulamanın temasını değiştirmeye yarıyor. Uygulamaya farklı renklerde temalar indirmeye yarıyor. Ama ben uğraşmadım. Hiç kurcalamadım yani onu. Install tuşu, yani buraya bastığım zaman benim direkt olarak APK dosyalarımı görecek ve ben bu APK dosyalarını seçtiğim zaman ister tek bir tanesini ister tümünü seçebilirim. Ben bunları seçip yükle düğmesine bastığım zaman bütün seçtiğim dosyalarımı yükleyecektir telefona. İnstaller dediği bu şu anda üzerinde gezindiğimiz menü. Export. Export dediği burada işte APK'sini çıkarmak istersek eğer, pardon, özür diliyorum, bir uygulamanın APK'sini çıkarmamızı yarar. Mesela bunun APK'sini çıkarmak istersek üstüne tıklayıp gelen menüden export diyebiliyoruz. Burası böyle bir menü. Settings dediği de ayarlar. Burada uygulamanın ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz. Ama çok fazla bir ayarlama menüsü yok. Sadece 11 adet ayar yapabiliyorsunuz. Geçelim şimdi bizi ilgilendiren, daha doğrusu bizi daha çok ilgilendiren konuya geçelim. Diyelim ki elimizde bir sürü APK dosyamız var. Hepsini normalde yüklemeye kalktığımız zaman aynı anda yükleyemiyoruz, biliyorsunuz. Özellikle Play Store'dan değil de başka kaynaklardan indirdiğimiz APK dosyalarında tek tek gireceksin, bilinmeyen kaynakları açacaksın, bilmem ne yapacaksın. Aynı işlemleri tekrar 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 yapacaksın ki bu da bazen sıkıcı olabiliyor. O yüzden bu uygulamayla yaparsanız yine birkaç defa bilinmeyen kaynakları sorabilir ama en azından bunları sırası üstüne yapacağınız için daha kolay olur. Geçelim. Install tuşuna basıyorum. Evet. Burayı gösterdi. 3.3. Evet, şimdi ben bu tabii Vox klasik artık yok. Hani ümitlenmeyin, onu gönderir misin diye. Yani yine isterseniz elimdeki APK'yi gönderirim ama artık çöp yani, o hiçbir işe yaramıyor. Eskiden hiç olmazsa seslerin örnekleri dinlenebiliyordu. Artık örnek ses de dinlenemiyor. Bildiğiniz çöp. O yüzden ben onu deneme amaçlı bir yerden buldum, indirdim. İşim bitince de geri sileceğim. Ha, keşke çalışsa da kullanabilsek ama yok yani. Artık o hiçbir işe yaramayan bir çöp. Geçelim. Çok müzik bir arayı bir işaret kutusu. Seçeli ve yumuşak değil.
Mesela ben elimdeki bu APK'lerin hepsini seçmek istiyorum. Seçildi. Seçildi. İkisini de seçtim. Ben bunların ikisini de yüklemek istiyorum diyelim. Böyle küçük hatalar verebiliyor. Bunlar çok önemli değil. Ara sıra yapıyor bunu bu uygulama. Ben şimdi bunların ikisini de seçtim. Yani bu uygulamaların ikisi de yükleme listesinde. Ben yükleme listemdeki bu uygulamaların ikisini de kurabilmek için install düğmesine basıyorum. Tekrar. Neyse, bazı uygulamalarda yapmayabiliyor bunu yükleme işini. Tek tek yapmayı deneyelim. Ama çoğu uygulamada bu yükleme işini yapıyor olması lazım. Uygulamalarda sorun çıkarıyormuş. Ama şüpheye düşmeyin sakın. Bu uygulamayı ben daha önce denedim. Çok güzel bir program. Hani çok nadir bazı uygulamalarda sorun çıkarabiliyor. Bu Müzik Pınarı da eski bir uygulama. O Svox Classic Text to Speech Engine uygulaması da çok eski bir uygulama. Belki ondan yapıyordur ama sakın şüpheye düşmeyin. Ben bir şeyi kendim denemeden böyle videosunu çekip başkalarına da göstermem. Ben kendim denediğimde başka uygulamalarda çok güzel çalışıyordu yani hiçbir sıkıntısı yok bu uygulamanın. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalmanız dileğiyle. Hayırlı günler.